ben Terazi Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Terazi olanlar. 21 Mart 2019 Terazi Burcu'ndaki Dolunay'ı anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bu Dolunay sizin birinci evinize gerçekleşecek. Yükselen Burcu'na göre dinlerseniz çok daha isabetli yorumlar elde etmiş olursunuz. Birinci ev neydi arkadaşlar? Birinci ev insanlara yansıttığımız dış yüzümüzü temsil ediyor. İnsanlara göstermek istediğimiz, onların nasıl bilmesini istediysek o konuları ifade ediyor. Dışa yansıtmak istediğimiz yüzümüz aslında. Ve aynı zamanda birinci evde bizim bedenimizi, yüz şeklimizi ve beden sağlığımızı da ifade eden ve aynı zamanda aslında haritanın genelini temsil eden bir ev. Buradaki kapanış ne demek? Buradaki kapanış arkadaşlar bizim beden sağlığımız, beden görüntümüz anlamında bir düşüncemiz, uzun zamandır var olan bir gündemimiz vardı. Bu gündem noktasında bir kapanış enerjisi. Bu saçımızın rengini değiştirmek olabilir veya vücudumuzda işte kilolu olduğumuzu düşünüp zayıflama kararı almak ve işte artık yemek yememe gibi bir kapanış enerjisi de olabilir. İnsanlara yansıttığımız yüzümüz noktasında da eğer çok pozitif, çok güler yüzlü bir birey olarak kendimizi yansıtıyorsak belki bu konuda bir kapanışa gidip daha işte resmi, daha sınırları olan bir birey gibi kendimizi göstermek gibi bir durumda söz konusu olabilir. Yani insanlarda her neyse gösterdiğiniz o şeyin belki yanlış olduğunu düşüneceksiniz ve bu konuda bir kapanış enerjisine bürüneceksiniz arkadaşlar. Ve bunun akabinde gerçekleşecek olan Şiron'un Güneş'le kavuşumu bizim bu kapanışımızın aslında çok pozitif bir kapanış olduğunu bize anlatıyor. Çünkü Şiron bulunduğu evde hep şifa dağıtan pozitif enerjilerle bizim o negatifliğimizi pozitife çevirmesini sağlayan bir element diyebiliriz. Bu da sizin birinci evinizde yani beden sağlığınız, görüntünüz ve insanlara yansıttığınız bir ev. Ve bu dolunay hemen 21 Mart'ta gerçekleşti diye 21 Mart'ta etkisini gösterecek gibi bir durum söz konusu değil. Yaklaşık bir hafta öncesinde ve bir hafta sonrasında da genelde dolunayların etkileri gözlemlenebiliyor. Dolunay olduğu birkaç gün içerisinde negatif bir enerjiye bürünme gibi bir durum söz konusu olabilir. Biraz depresif ruh hali ve daha böyle kendimizi yalnız hissetmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu yeni ay dolunayların genel etkisidir zaten. O yüzden bu geçici bir süreç yani kalıcı bir süreç değil. Bunu da anlatalım. Daha ileriki yaşlarda yani hayatın daha çok daha ilerisinde olan bireyler için, yükselen teraziler için de şunu söylemem gerekirse. Birinci evdeki bu dolunay, dolunay ve yeni aylar onlarda bir sağlık göstergesi olarak genelde vuku buluyor. Ve bu da ne olabilir? Birinci ev yüz, deri ve insanın beden kitle endeksi anlamına geliyor. Yani bu konularda bir gündeminizi kapatmak, cilt lekelerini de temsil eder, akneler filan. Bu konuda daha dikkatli olmanız gereken bir dönem diyebilirim. Önümüzdeki ay görüşmek üzere, hoşça kalın.